1919 yılını anlamak, Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl bir paylaşım savaşı olduğunu anlamaktır. Osmanlı topraklarının, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, galip devletlerce nasıl paylaşıldığını, Sevr Anlaşması'nı zorla kabul ettirmek için Yunanistan'ın Anadolu'ya nasıl saldırtıldığını anlamaktır. 1920 yılını anlamak, İngiltere Başbakanı Lloyd George'un Türkiye öldü dediği o felaketin içinden nasıl bir kurtuluş mucizesinin başarıldığını anlamaktır. Diyebiliriz ki Türkiye'nin en karanlık günleri 1919'da yaşandı. Bağımsız Türkiye'nin ışığı 1920'de Ankara'dan yükseldi. Mustafa Kemal Paşa ve ekibi 3 gün süren deniz yolculuğundan sonra 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü sabah saat 8'e doğru Samsun'a vardı. Burada askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı. Paşa Samsun'a imparatorluk tarihinde hiçbir komutan için görülmemiş yetkilerle yollanmıştı. Sadece kumandanlara değil, vali ve kaymakamlara da emir verme yetkisi vardı. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, Mustafa Kemal'e verilen olağanüstü yetkilerin şimdiye kadar hiçbir faniye nasip olmamış genişlikte olduğunu belirtir. Mustafa Kemal Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs gününden 19 Haziran gününe kadar bir ay içinde çeşitli makam ve gruplara tam 79 telgraf yazdı. Bazı telgraflar birkaç makam ve kişiye yazılmıştı. Paşa Anadolu'da çok yoğun bir ilişkiler ağı kurarak teşkilatlanmaya başlamıştı. Bu telgraflarda üçlü bir strateji izliyordu. 1. Padişahla ve İstanbul hükümetiyle ilişkilerini sıcak tutuyor, onların güvenini olabildiğince sürdürmeye çalışıyordu. 2. Anadolu'daki ordu birliklerini ve mülki idareyi, vali ve kaymakamları emri altına almaya başlamıştı. 3. Kurulmuş olan sivil milli direniş cemiyetleriyle ve etkili yerel kişilerle temas kurarak halkı örgütlemeyi amaçlıyordu. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a vardığı pazartesi günü hemen iki telgraf yazdı. İlk telgrafında Samsun'a varıp göreve başladığını sadrazama, İçişleri ve Harbiye Bakanlıklarıyla Genelkurmay'a bildiriyordu. Diğer telgrafını padişaha sunulmak üzere yazmıştı. Bu telgraf saltanatın klasik arz dili kullanılarak padişah yüceltilerek yazılmıştı. Bugün öğleden evvel saat 8'de Samsun'a varıldığının ve bana verilen vazifeye başlanıldığının Zat-ı Eşref'i Cenab-ı Padişahi'ye arz buyurulmasını rica ederim. Mustafa Kemal Paşa yazışmalarında padişah hakkında böyle yüceltici kalıp ifadelere bir süre daha yer verecekti. Müfettişlik görevi ve askeri rütbesiyle birlikte padişahın fahri yaveri unvanını da gerekli gördükçe yazışmalarında kullanacaktı. Ordu birlikleri müfettişi, fahri yaveri Hazreti Şehriyari, Tuğgeneral Mustafa Kemal. Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari unvanı dikkat çekiciydi. Sultan Vahdettin, Suriye cephesinde ordusunu koruduğu için Mustafa Kemal Paşa'ya 22 Eylül 1918'de Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari yani Padişah Hazretlerinin Fahri Yaveri unvanını vermişti. Bu o devirde hayli prestijli bir unvandı. Mustafa Kemal'in yaver kordonuyla çekilmiş fotoğrafları vardı.
Mustafa Kemal 8 Temmuz'da Erzurum'da ordudan istifa edinceye kadar bu unvanı sıklıkla kullanacaktı. İstanbul'u şüphelendirmemek için yazışmalarında görevinin asayişi sağlamak olduğunu belirten vurgular yapıyordu. Sadrazam Damat Ferit'e karşı sert bir tavır takındığında padişahı bundan ayrı tutacak, milli mücadeleye sıcak bakan bir hükümet kurdurması için padişahı teşvik edecekti. Mustafa Kemal Paşa İstanbul hükümetinin kendisine verdiği müfettiş görevini de ihmal etmedi. Samsun ve çevresindeki gelişmeler ve asayişi sağlamak için yaptığı çalışmalar konusunda sık sık İstanbul'daki genelkurmaya, bazen de sadrazama raporlar yazdı. Raporlarında Rum çetelerini, Samsun ve çevresinde İngilizlerin yaptığı faaliyetleri anlattı, milli direniş çalışmalarını savundu. Sadrazam Damat Ferit çalışmaları nedeniyle kendisini kutladığında buna teşekkürle cevap vermeyi ihmal etmedi. Damat Ferit'e çektiği bir başka telgrafta ise şu satırlar vardı. İzmir'in Yunan askerleri tarafından işgali, yakından temasta bulunduğum milleti ve orduyu tasavvur ve tasvir edilemeyecek derecede dilhun etmiştir. Ne millet ne de ordu, mevcudiyetine karşı yapılan bu haksız tecavüzü hazm ve kabul etmeyecektir. Telgrafın devamında hükümete güvenildiği için sükunetin korunduğunu söylüyordu. İstanbul'la ilişkilerine bu şekilde itina gösteren Mustafa Kemal, diğer taraftan Anadolu'da orduyu ve idareyi kendi liderliğine bağlayacak adımları atıyordu. Samsun'a çıktığı gün padişaha ve İstanbul makamlarına telgraf çekmekle kalmadı, Anadolu'daki kolordu komutanlarına ve müfettişlik yetkisi kapsamındaki Van, Sivas, Erzurum, Trabzon, Ankara, Kastamonu, Elazığ, Diyarbakır valiliklerine ve Erzincan mutasarrıfına da telgraflar çekti. Asayiş hakkında kendisine rapor vermelerini istedi. Böylece onlara ilk emrini veriyor, yeni amirlerinin kim olduğunu gösteriyordu. O sırada en kuvvetli askeri birlik Erzurum'daki 15. Kolordu'ydu. Tarihçi Akdes Nimet Kurat, Rus ordusu çöktükten sonra Enver Paşa'nın Kafkas ordusunu ciddi surette takviye ettiğini, Anadolu batıdan işgal edilirse Doğu Anadolu merkezli bir direniş düşündüğünü yazıyor. Bu zinde ordu Mondros Mütarekesi sonrasında 1914 sınırlarına çekilmişti. 1. Dünya Savaşı'nın kahraman kumandanlarından Yakup Şevki Paşa zayiat vermeden ve silahları İngilizlere teslim etmeden bu orduyu Erzurum'a çekmeyi başarmıştı. Şimdi 15. Kolordu adıyla yeniden düzenlenen bu askeri kuvvetin başında Kazım Karabekir Paşa vardı. Karabekir 3 Mayıs'ta Erzurum'a gelerek kumandayı ele almış, müdafaa-i hukuk çalışmalarını desteklemeye başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a gelişinin ikinci günü 21 Mayıs'ta Kazım Karabekir'e şu telgrafı çekti. Genel durumumuzun almakta olduğu vahim şekilden dolayı çok acı duymakta ve üzülmekteyim. Millet ve memlekete borçlu olduğumuz en son vicdani vazifeyi yakında birlikte çalışarak en iyi şekilde yapmanın mümkün olacağı kanaatiyle bu vazifeyi kabul ettim. Bir an önce size ulaşmak arzusundayım. Mustafa Kemal telgrafın devamında Samsun ve çevresindeki sorunlar yüzünden Erzurum'a gelmesinin gecikeceğini belirtiyor, doğudaki durum hakkında bilgi istiyordu. Mustafa Kemal Paşa bir yandan da sivil halkın örgütlenmesi için çalışıyordu. Aralık 1918'den itibaren kendiliğinden ve yerel inisiyatiflerle Reddi İlhak, Müdafai Hukuk, Harekat-ı Milliye gibi adlarla kurulmuş legal cemiyetler giderek yaygınlaşıyordu.
Ermeni işgali tehlikesi bulunan Doğu Anadolu'da ve Yunan işgali tehlikesi bulunan Batı Anadolu'da 1919 yılının ilk aylarında bu tip vatansever cemiyetlerin kuruluşu hız kazanmıştı. Bunlar kongreler yaparak yönetim ve denetim organlarını seçiyorlar, işgale karşı siyasi ve fiili direniş kararları alıyorlar, yerel hizmetleri de üstleniyorlardı. Merhum Bülent Tanör bu sivil halk örgütlenmelerini Kongre İktidarları adlı değerli kitabında ayrıntılı olarak anlatır. Erzurum Kongresi'nden önce çeşitli illerde böyle sivil inisiyatiflerle 10 kongre yapıldı. O vakit imparatorluk sınırlarının dışında bulunan Kars ve Ardahan dahil İzmir, Trabzon ve Balıkesir'de bu vatansever cemiyetler toplam 10 kongre yaptılar. Erzurum Kongresi 11. kongre olacaktı. Bunları Nazilli, Alaşehir ve Muğla ile 2. Balıkesir kongreleri izleyecekti. Ünlü Sivas Kongresi bunlardan sonra yapılacaktı. Sivas Kongresi'nden sonra yine yerel sivil inisiyatiflerle Edirne, Muğla, Oltu, Lüleburgaz, Afyon, Pozantı ve diğer illerdeki 2. 3. kongrelerle birlikte toplam 30 kongre yapıldı. Bunlar sivil ve yerel fakat amaç itibariyle milli ve vataniydi. Bülent Tanör bu cemiyetlerin orta sınıf hareketi olduğunu, kurucuları arasında eşraf, tüccar, okumuşlar, din adamları, eski iddiatçılar, serbest meslek sahiplerinin bulunduğunu, bu cemiyetler etrafında bir seçim ve temsil ağı oluştuğunu yazar. Milli mücadele kavramın tam anlamıyla milli olduğu gibi böyle bir sosyolojik zemine dayandığı için de demokratikti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla en yüksek temsil düzeyine ulaşacaktı. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkışından itibaren her aşamada bu sivil vatansever cemiyetlerle irtibat kurmaya, onları harekete geçirmeye ve bir teşkilat halinde birleştirmeye özen gösterdi. Bunun tipik bir örneği Samsun'a gelişinin haftasında 27 Mayıs Salı günü Havza'dan çektiği şu telgraftı. Yıldırım Kıtaları Müfettişliğine, İzmir Müdafaa-i Milliye ve Reddi İlhak Cemiyeti Merkez Heyeti'nin bugün nerede bulunduğunu biliyorsanız bildirilmesine lütuf buyurulmasını rica ederim. 9. Ordu Müfettişi Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari Tuğgeneral Mustafa Kemal. Konya'da bulunan Yıldırım Kıtaları Müfettişliği kendisine bağlı Afyon'daki 17. Tümen'den bunu öğrenerek Mustafa Kemal'e bildirecekti. Mustafa Kemal 1 Haziran tarihli telgrafında da Diyarbakır, Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ, Sivas, Erzincan ve Kayseri'de Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerinin bulunup bulunmadığını soruyordu. Bu cemiyet 2 Aralık 1918'de kurulmuştu. Cemiyetin Erzurum şubesi Erzurum Kongresi'ni toplayacaktı. Mustafa Kemal Paşa bu tür cemiyetlere yolladığı telgraflardan başka özellikle Doğu illerindeki eşraf, şeyh ve Kürt aşiret reislerine de mektuplar yazıyordu. Onlarla iletişim kurarak milli mücadelenin halk tabanını genişletmeye çalışıyordu. Bu mektuplarda geçen "Padişahımız Halife-i Zişan Efendimiz" tarzı ifadelerdeki vatanı ve hilafet makamını düşmandan kurtarma vurgusu dikkat çekiciydi. Paşa yıllar sonra yazdığı Nutuk'un 3. cildinde o dönem yolladığı bu mektuplara geniş yer verecekti. Mustafa Kemal Paşa maiyetiyle birlikte 25 Mayıs'ta Havza'ya geldi. O gün Trabzon Metropoliti Hrisantos, İngiltere Başbakanı Lloyd George'a mesaj göndererek özerk bir Pontus Devleti kurulmasını istemişti. Havza o zaman Amasya Sancağı'na bağlı bir ilçeydi. Mustafa Kemal 12 Haziran'a kadar Havza'da geçirdiği 18 gün içinde telgraflar vasıtasıyla İstanbul'la Anadolu'daki kumandanlar, valiler ve cemiyetlerle olan iletişimini sürdürdü. Trakya'daki 1. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa ile
telgraflaşarak onun da desteğini aldı. Mustafa Kemal'in İstanbul'da ilişkilerinin mihenk noktası olağanüstü yetkilerle donatılmış müfettişlik göreviydi. Havzadan da sadrazamlık makamına asayiş raporu göndermeyi ihmal etmedi. Bu sırada İzmir'le başlayan Yunan işgali Ödemiş, Manisa, Aydın, Ayvalık, Tire, Çeşme, Turgutlu ve Alaşehir'e yayılmıştı. Ayvalık, Ödemiş ve Alaşehir'de yerel Kuvayi Milliye Milisleri ile Yunan işgal kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Mustafa Kemal valilere, kumandanlara, cemiyetlere telgraflar gönderdi. İşgalleri protesto etmek için mitingler yapılmasını ve İstanbul hükümetine protesto telgrafları çekilmesini istedi. Başta ünlü Sultanahmet mitingi olmak üzere İstanbul'daki büyük mitingler bu dönemde yapıldı. İstanbul mitinglerini yasaklattıran İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kalthorpe, Anadolu'daki mitingler nedeniyle de tedirgindi. Ermenilere ve Hristiyanlara saldırılar olduğu yolunda haberler aldıklarını bir nota ile hükümete iletti. Harbiye Bakanı Şevket Turgut Paşa notayı Mustafa Kemal'e telledi. Mustafa Kemal 3 Haziran'da gönderdiği cevapta İngiliz iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Mitingler konusunda da şunları yazdı. Milli gösterileri engellemek ve durdurmak için kendimde ve kimsede kudret ve takat göremeyeceğim gibi, bu yüzden ortaya çıkacak vaka ve hadiseler karşısında mesuliyet kabul edecek ne bir kumandan, ne bir mülkiye memuru ve ne de bir hükümet tasavvur ederim. 6 Haziran'da İngiliz İşgal Kuvvetleri Kumandanı General Min, 7 Haziran'da da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kalthorpe, Mustafa Kemal ve yanındakilerin İstanbul'a geri çağrılması için Harbiye Bakanlığı'na resmi yazı yazdı. Harbiye Bakanı Şevket Turgut Paşa, 8 Haziran'da Mustafa Kemal'e şu telgrafı gönderdi. Mahiyetinizdeki istimbotlardan biriyle İstanbul'u teşrifiniz rica olunur. Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Çanakkale Kahramanı Cevat Paşa'ya İstanbul'a dönmesini kimlerin ne için istediğini sordu. Cevat Paşa, İngilizler istiyor diye cevap yazdı. Bunun üzerine Mustafa Kemal İstanbul'u oyalamaya karar verdi. 11 Haziran'da padişah çektiği telgrafta İngilizlerin emrindeki kişilerin kendisini İstanbul'a çağırdığını, dönmeyeceğini, millet için gerekirse görevinden ayrılıp çalışmaya devam edeceğini bildirdi ve ekledi. Sizi son ziyaret ettiğimde inşallah millet beni ve kendini kurtarır demiştiniz. Şimdi görüyorum ki millet baştan ayağa uyanıktır, bağımsızlık için kuvvetli bir inançla donanmıştır. Mustafa Kemal Paşa 12 Haziran'da aniden ve aceleyle Havza'dan Amasya'ya geçti. Samsun'daki İngiliz müfrezesinin Havza'ya bir baskın yapabileceğinden kuşkulanmıştı. Eğer böyle olursa kendisini tutuklayabilirlerdi. 3. Ordu'ya bağlı bir tümen bulunan Amasya daha güvenliydi. Havza'dayken Amasya'da kimlerin etkili olduğunu incelemiş, başta Amasya müftüsü Hacı Tevfik Efendi olmak üzere kentin ileri gelenleriyle iletişim kurmuştu. Amasyalılar Mustafa Kemal Paşa'yı şehrin dışında karşıladılar. Karşılayanlar arasında Müftü Hacı Tevfik Efendi, Mutasarrıf Vekili Mustafa Bey, Belediye Reisi Topçuzade Mustafa Bey, Tümen Kumandanı Yarbay Cemil Cahit Bey, birçok eşraf, tüccar ve din adamı bulunuyordu. Müftü Hacı Tevfik Efendi, "Paşam, Amasya emrinizde," dedi. 13 Haziran Cuma günü Sultan Beyazıt Camii'ndeki Cuma namazında Hoca Abdurrahman Kamil Efendi hep beraber Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında toplanarak vatanı kurtaracağız diye hutbe okudu. Amasya'daki en önemli hadise Amasya Tamimi ya da genelgesi olarak tarihe geçen genelgenin yayınlanmasıdır.
Mustafa Kemal Paşa'nın bu dönemde çok önemli ziyaretçileri oldu. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı, eski Bahriye Nazırı Rauf Bey, 23 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrıldı. Ege bölgesinde inceleme ve temaslar yaptıktan sonra Ankara'da 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa'yı ziyarete gitti. Sonra Amasya'da Mustafa Kemal'le buluştular. Samsun'daki Kolordu Kumandanı Albay Refet de geldi. 21-22 Haziran gecesi Saraydüzü Kışlası'nda toplandılar. İşgallere karşı Anadolu'da topyekün direnişin işaret fişeği olan tamimi, yani genelgeyi müzakere ettiler. Mustafa Kemal Paşa, yaveri Cevat Abbas Bey'e genelge metnini yazdırdı. Erzurum'daki 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'nın, Konya'daki 2. Ordu Müfettişi Mersinli Cemal Paşa'nın telgrafla onayı alındı. Tarihe Amasya tamimi olarak geçen genelge 8 maddeydi. Özeti şuydu: vatanın tamamiyeti, milletin istiklali tehlikededir. İstanbul hükümeti görevini yapamamaktadır. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin hukukunu savunacak bir milli heyet oluşturulmalıdır. Anadolu'da en güvenli yer olan Sivas'ta bir kongre yapılmalıdır. Bunun için bütün il ve ilçelerde milletin itimadına sahip 3 delegenin hemen yola çıkarılması gerekmektedir. Her ihtimale karşı bu konu bir milli sır halinde tutulmalı, gerektiğinde delegeler kendilerini tanıtmadan seyahat etmelidir. Amasya kararları Mustafa Kemal, Rauf, Hüsrev ve telgraf yoluyla Kazım Karabekir'le Ali Fuat tarafından imzalandı. Kolordulara gönderildi. Bu arada Mustafa Kemal'i azletme girişimleri artıyordu. İçişleri Bakanı Ali Kemal, 22 Haziran'da İngiliz Büyükelçiliği Baştercümanı Andrew Ryan ve İngiliz askeri ateşesi General Dietz'le yaptığı görüşmede Anadolu hareketini destekleyen Osmanlı Harbiye Bakanlığı'nı ve Genelkurmay'ını şikayet etti. Mustafa Kemal Paşa'nın başkumandanmış gibi davranmasından yakındı. İçişleri Bakanı Ali Kemal ve Posta Müdürü Refik Halit Karay, bütün illere gönderdikleri emirde Mustafa Kemal'in telgraflarının işleme konulmaması talimatını yineledi. Harbiye Bakanı Şevket Turgut Paşa, 3. Ordu Müfettişliği görevine Mustafa Kemal'in yerine vekaleten Kazım Karabekir'in atanmasını önerdi. Karabekir bunu reddetti ve Mustafa Kemal Paşa'nın müfettişlikten alınması tehlikeli olacaktır diye cevap yazdı. Amasya genelgesinin kolordulara gönderilmesinin hemen ertesi günü 23 Haziran'da çok önemli bir gelişme oldu. Damat Ferit hükümeti 8 Haziran'daki İstanbul'a dön emrine uymamış olan Mustafa Kemal Paşa'nın görevden alınmasına, yerine Hurşit Paşa'nın atanmasına, Mustafa Kemal'in emirlerine uyulmaması için orduya ve idareye genelge yayınlanmasına karar verdi. Fakat Harbiye Bakanı Şevket Turgut Paşa bu kararın uygulanmasını safsakladı. Mustafa Kemal bu görevi kendisine padişahın verdiğini, ondan emir gelmedikçe görevini bırakmayacağını Harbiye Bakanlığı'na bildirdi. Telgraflarla askeri ve mülki amirlere emir vermeye, milli direnişi örgütlemeye devam etti. Haziran'da İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kalthorp, Osmanlı hükümetine bir nota verdi. Mustafa Kemal ve Rauf Bey'in İstanbul'a alınmasını istedi. Kalthorp, Londra'daki Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a da şu raporu yazdı: Çanakkale'de iyi bir ün kazanmış olan Mustafa Kemal Paşa, bir ay kadar evvel Sadrazam Damat Ferit tarafından iyi niyetle Samsun bölgesine askeri müfettiş olarak atandı. Fakat Samsun'a ayak bastığı andan itibaren kendisini yabancı karşıtı ve milliyetçi duyguların merkezi haline getirdi. İstanbul'a geri çağrıldığı halde dönmüyor. Dönmesi için yeni emirler verilecek. Diğer tehlikeli bir şahıs, kendisiyle Mondros Mütarekesini imzaladığım Rauf Bey'dir. Amasya kararlarıyla milli mücadele yolunda büyük bir adım atılmış, yayınlanan genelgeyle ilk defa bütün ülkeyi kapsayan kararlar alınmıştı. Milli hareketi durdurması için İngilizlerin İstanbul üzerindeki baskısı da gün geçtikçe artıyordu. Ülkedeki en güçlü askeri birliğin başında bulunan Kazım Karabekir Paşa, 22 Haziran'da Mustafa Kemal'e çektiği telgrafta İstanbul hükümetinin yabancı tesirlere mahkum olduğunu, çok sayıda aydını Anadolu'ya çekmek gerektiğini yazdı.
milli hareketin doğudaki askeri güce dayanması gerektiğini, bunun da Erzurum'da olduğunu belirterek Mustafa Kemal'i Erzurum'a davet etti. İşte bunun içindir ki Zat-ı Ali'lerinin buraya teşriflerini daha ilk günden istirham etmiştim. Karabekir daha İstanbul'dan ayrılmadan 11 Nisan'da veda ziyaretine gittiği Mustafa Kemal'i Anadolu'ya davet ettiğini hatırlatıyordu. Mustafa Kemal Paşa 24 Haziran'da Karabekir'e cevap yazdı. "Bizzat Erzurum'da müşerref olmamızı ben de çok ehemmiyet ve iştiyakla arzu ediyorum," dedi. Ancak benzin sıkıntısı olduğunu, mevcut benzinle eldeki 4 arabanın en fazla Erzincan'a gidebileceğini belirtti. Bunun üzerine Kazım Karabekir 350 kilo benzini Erzincan'a doğru yola çıkardığını bildirdi. Erzurum'daki 15. kolordu çok güçlüydü. Kazım Karabekir de ziyadesiyle nüfuzluydu. Mazhar Müfit Kansu anılarında Kafkas Harekatı'ndaki hizmetlerinden dolayı Karabekir Paşa'nın Şark Fatihi diye anıldığını, Doğu illerimizde büyük bir şöhrete sahip olduğunu anlatır. Mustafa Kemal ve Rauf Bey'le arkadaşları 4 otomobille 26 Haziran Perşembe günü sessizce Amasya'dan ayrıldılar. Tokat, Sivas, Erzincan üzerinden 3 Temmuz günü Erzurum'a geldiler. Şehrin dışında Ilıca mevkiinde Kazım Karabekir Paşa ve Erzurum Valisi Münir Bey ile askeri ve idari devlet erkanı, eşraf ve öğrenciler tarafından bando eşliğinde parlak bir törenle karşılandılar. Mustafa Kemal Paşa askeri üniformasını giymiş, padişah yaveri kordonu ve altın imtiyaz madalyasını takmıştı. Aynı günün akşamı Mustafa Kemal bir toplantı yaptı. Rauf Bey, Karabekir, Erzurum Valisi Münir, İzmir Mutasarrıfı İbrahim Süreyya, Albay Kazım Dirik, Kurmay Binbaşı Hüsrev Gere'de, Doktor Refik Saydam ve Mazhar Müfit Bey'in katıldığı gizli toplantıda Mustafa Kemal, hareketin liderini seçmelerini istedi. Oy birliğiyle Mustafa Kemal'in liderliğini kabul ettiler. Mustafa Kemal Paşa şehirdeki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni ziyaret etti. O gün orada bulunan Cevat Dursunoğlu şöyle anlatır. Mustafa Kemal Paşa en yeni üniformasını giymiş, yaver kordonlarını takmış ve bütün nişan ve madalyaları göğsünde olarak kolordu kumandanının bineğine mahsus bir çift çok güzel koyu doru atın çektiği faytonla ve yanında o zamanki lakabıyla Hamidiye Kahramanı Rauf, İzmir Mutasarrıfı İbrahim Süreyya Beylerle birlikte Müdafaa-i Hukuka geldiler. Erzurum gelişen milli direnişin kalesiydi. En güçlü askeri birlik olan 15. Kolordu buradaydı. Başında da Kazım Karabekir Paşa vardı. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ilk kurulduğu şehirlerden biriydi. Şimdi milli hareketin lideri Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey ve arkadaşları da Erzurum'a gelmişti. Fakat peş peşe endişe verici hadiseler çıktı önlerine. Milli Hareket'in güvenilir isimlerinden Samsun'daki 3. Kolordu Kumandanı Albay Refet Bey, ünlü Refet Bele Paşa, Mustafa Kemal Samsun'a gelmeden 2 gün önce Karabekir'e bir telgraf çekmişti. Refet Paşa telgrafında İngilizlerin Mustafa Kemal'i tutuklamak isteyeceklerini, bunu önlemek için Mustafa Kemal'in ordudan istifa etmesini, İngiliz işgali altındaki İstanbul'a da gitmeyerek Erzurum'da sivil olarak kalmasını tavsiye ediyordu. Garip bir tesadüf, aynı gün yine Milli Hareket'in güvendiği isimlerden Konya'daki 3. Kolordu müfettişi Mersinli Cemal Paşa izin alarak İstanbul'a gitmişti. Neler oluyordu? Güvenilir komutanlar fire mi veriyordu? Görevden alınanlar veya ayrılanlar olursa yerlerine Milli Hareket yanlısı mı yoksa Damat Ferit hükümetiyle uyumlu komutanlar mı atanacaktı? İzmir'in işgalinden önce vatansever Nurettin Paşa'nın görevden alınıp yerine Ali Nadir Paşa'nın atanmış olduğunu herkes kaygıyla hatırlıyordu. Sıra Anadolu'daki komutanlara mı geliyordu? Erzurum Kongresi'nden önce patlak veren 3. ve en büyük kriz
Mustafa Kemal Paşa'nın görevinden azledilmesi, böylece resmi yetkilerini kaybetmesi olacaktı. Albay Refet Bey'in Mustafa Kemal'in tutuklanmaması için ordudan ayrılıp sivil olarak Erzurum'da kalmasını tavsiye ettiği telgrafı Karabekir'e ulaştığında Mustafa Kemal ve arkadaşları Erzurum yolundaydı. Onları büyük bir törenle karşılayan Karabekir, Mustafa Kemal, Rauf Bey ve kurmay heyetiyle görüşmelerinde Refet Bey'in telgrafını okudu. Andrew Mango, Mustafa Kemal çok sarsıldı diye yazar. Gerçekten moral bozucu, buz gibi bir hava oluşmuştu. Telgrafı bitiren Karabekir, Mustafa Kemal Paşa'ya müfettişlikten hatta ordudan ayrılsa bile hürmet ve itaatinin değişmeyeceğini söyledi. Bu büyük kriz böyle aşıldı. Mersinli Cemal Paşa'nın izinli olarak Konya'dan ayrılmasının doğurduğu endişe daha kapsamlıydı. Vatansever komutanlar Anadolu'dan İstanbul'a mı çekilecekti? Yerlerine kimler getirilecekti? Mustafa Kemal Paşa ilk tedbir olarak hemen Ankara'daki 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa'ya hiçbir şekilde görevini bırakmaması için telgrafla emir verdi. Bu emir güvenilir kumandanlara da iletilecekti. Telgrafta 3. Ordu Müfettişi ve Yaveri Hazreti Şehriyari unvanı şifreyle yazılmıştı. Görünürdeki imza 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'nındı. İstanbul'un koyduğu telgraf engeli böyle aşılıyordu. Bu süreçte İstanbul'dan kötü haberler geliyordu. Anadolu hareketine yardımcı olmaya çalışan Harbiye Bakanı Şevket Turgut Paşa, 29 Haziran'da azledilmiş, Sadrazam Damat Ferit onun yerine Ali Ferit Paşa'yı getirmişti. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz adlı kitabında şöyle yazar. İstanbul'dayken Fransız jandarma subayı Klüt'le konuşurken, bu Ali Ferit Paşa'nın ben Türk değilim, Mısırlıyım, orduya lüzum yoktur gibi adilliklerini kulağımla duydum. Bu sırada İstanbul'da İngilizlerin baskısı son derece artmıştı. Mondros Mütarekesi'nin baş mimarı ve İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe 2 Temmuz'da hükümete bir nota verdi. Mustafa Kemal'in ve Mersinli Cemal Paşa'nın kayıtsız şartsız ve derhal İstanbul'a çağrılmasını istedi. Bu konuda verdiği 3. notaydı bu. Önceki notaları Mustafa Kemal ve Rauf Bey hakkındaydı. Bu kez bir gün önce İstanbul'a hareket etmiş olan Mersinli Cemal Paşa'yı da eklemişti. Calthorpe bu notasını İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a da rapor etti. 5 Temmuz'da yeni Harbiye Bakanı Ali Ferit Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya İstanbul'a dönmesi için telgraf çekti. Hemen ardından onu telgraf başına çağırdı. Yeni bakanın telgraf başında Mustafa Kemal'e ilk söylediği şuydu. Paşam, İtilaf Devletleri temsilcilerinin pek katı müracaatları beni bugünkü telgrafı yazmaya mecbur etti. Zat hallerini benim kadar kimse bilemez. Vatani hizmetlerinizin yüce gayelerine vakıfım. Harbiye Bakanı Ali Ferit Paşa, padişaha da Mustafa Kemal'in İstanbul'a döneceğini söylediklerini belirtti. Bizi mahcup etme dedi. Payitahta döndüğü takdirde İngilizlerin kendisine çok saygılı davranacaklarını, tutuklanmayacağını, dönmesinin vatanın yararına olacağını söyledi. Bu uzun görüşmede Mustafa Kemal, İngilizlerin isteğiyle Musul'dan İstanbul'a çağrılan 6. Ordu Kumandanı Ali İhsan Paşa'nın ve Kafkas cephesinden İstanbul'a çağrılan Yakup Şevki Paşa'nın İngilizler tarafından tutuklanıp Malta'ya sürüldüğünü hatırlattı. Dönmeyeceğini kesin bir dille ifade etti. Vatan ve milletin selametine hizmet etmekten başka bir maksadım yoktur, dedi. İstanbul hükümetlerinin işgallere karşı aciz davrandığını, o sırada devam etmekte olan Paris Konferansı'nda Osmanlı topraklarının paylaşılacağına dair ajanslarda haberler çıktığını anlattı. İstanbul hükümetini eleştirdi. Mustafa Kemal bu görüşmeden sonra Harbiye Bakanı'na yeni bir telgraf çekti. Anlattıklarının Akdesi Hazreti Padişah'a sunulmasını, göreve devam etmesinin yararlı olacağının İtilaf Devletleri temsilcilerine de iletilmesini istedi. Harbiye Bakanlığı'na çekildiği için telgraf şifresizdi ve 3. Ordu Müfettişi Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari Mirliva Mustafa Kemal imzasını kullanmıştı.
6 Temmuz'da yani ertesi gün damat Ferit Paris'te olduğu için Sadrazam Vekili Mustafa Sabri Efendi'nin başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, padişahtan izinsiz asker toplayan kumandanların görevden alınmasına karar verdi. Samsun'daki İngiliz bölüğünün yerine Nepal kökenli Hintlilerden oluşan bir Gurkha taburu gönderildi. Albay Refet Bey'in itirazı durumu değiştirmedi. İngiliz baskısı şimdi adeta askeri bir gösteriye dönüşmüştü. 7 Temmuz Pazartesi günü Mustafa Kemal Paşa ismini ve unvanını şifreli yazarak Kazım Karabekir açık imzasıyla bütün kol ordulara iki genel emir gönderdi. Özetle şöyle diyordu: "Milli ve askeri teşkilat hiçbir şekilde lağvedilmeyecektir. Kumandanlıklar hiç kimseye devredilmeyecektir. İşgallere karşı kumandanlar birbiriyle irtibat kuracak, vaziyete göre müşterek savunma yapılacaktır. Silah ve mühimmat katiyen elden çıkarılmayacaktır. Kol ordular, müdafaa-i hukuk ve red-i ilhak cemiyetlerinin ve bu tür teşebbüslerin zaafa uğramasına yol açacak tesir ve müdahaleleri katiyen men edeceklerdir." Mustafa Kemal, ikinci bir İzmir vakasına meydan verecek kimselerin askeri birliklerin başına atanması halinde bütün kol orduların buna karşı çıkmasını emrediyordu. Bütün mülki idare teşkilatının, müdafaa-i hukuk ve redd-i ilhak cemiyetlerinin orduyla birlikte milli istiklal için çalışacağını belirtiyordu. Bu sayede sadece ordu değil, idare de İstanbul'dan koparılıp milli harekete bağlanıyordu. Böylece kendisi görevden azledilse veya istifa etse bile bütün askeri ve idari yetkiler güvendiği kol ordu komutanlarının elinde toplanacaktı. Tarihçi Sina Akşin bunun sıkı yönetim havasında bir uygulama olduğunu yazar. Anadolu'yla İstanbul arasındaki gerilim günden güne arttı. Nihayet Temmuz ayının 8. günü iplerin kopacağı an geldi. 8 Temmuz Salı akşamı saat 10.30'da Mustafa Kemal Paşa ile saraydaki telgrafhanede bulunan yeni Harbiye Bakanı Ali Ferit Paşa arasında ikinci telgraf görüşmesi gerçekleşti. Erzurum'daki telgrafhanede Mustafa Kemal ile birlikte Kazım Karabekir, Rauf Bey ve Kurmay Albay Kazım Dirik vardı. Hepsi bu defa Mustafa Kemal'in görevden alınacağını biliyorlardı. Lord Kinross bu anda Mustafa Kemal'in şunları söylediğini yazıyor: "Halkın bir lideri sadece beslediği idealden dolayı sevdiğini düşünmek saçmadır. Aksine onun kudret ve kuvvetini açığa vuracak şekilde gösterişli bir kılıkta görmek ister." Telgraf başında bekleyenlerin fikri Mustafa Kemal azledilecekse önce kendisinin istifasının iyi olacağı şeklindeydi. Atatürk 1927'de okuduğu nutukta bu olayı şöyle anlatır: "Birdenbire perde kapandı ve 8 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar devam eden oyun sona erdi." Mustafa Kemal nutukta anlattığı gibi istifasını bildiren iki paragraflık telgrafı saat 22.50'de Harbiye Bakanlığı'na, saat 23'te de padişaha gönderdi. Harbiye Bakanlığı'na gönderdiği telde kendisi kutsal saltanat ve hilafet makamının dokunulmazlığı, milletin istiklali ve vatanın müdafası için çalıştığı halde İngilizlerce yanlış yorumlanarak hükümete baskı yapıldığını ve bu yüzden görevine son verildiğini, hükümetin baskı altında olduğunun herkesçe bilindiğini yazdı. "İş bu baskı ve kısıtlamaların daha fazla genişlemesine yer kalmamak üzere büyük bir aşkla bağlı bulunduğum mübarek ve ulvi askerlik mesleğimden istifa ediyorum." dedi. Padişaha gönderdiği telgrafı ise ağdalı bir resmi saltanat diliyle yazdı. Telgraf şöyle başlıyordu: "Mabeyni Hümayun Cenab-ı Mülükhane baş kitabeti vasıtasıyla Atabey-i Ulyay-ı Hazreti Padişahiye." Telgrafta padişahın şahsını çok kutsal olarak niteliyor, vatan ve milletin saltanat ve hilafetin uğradığı ve düştüğü acıklı neticeleri hatırlatıyor ve istifa ettiğini belirtiyordu. "Yüce saltanat ve hilafet makamlarının ve Necip milletinizin hayatımın son noktasına kadar daima hırslı ve sadık bir ferdi gibi kalacağımı tam bir ubudiyetle arz ve temin ederim.
yüce askerlik görevinden istifa ettiğimi Harbiye Nezaretine arz ettim. Yüce şahsınızın sıhhat ve afiyeti için dua ve her türlü afetlerden korumasını Cenab-ı Kibriya'dan niyaz ederim. İmza sadece kulları Mustafa Kemal şeklindeydi. Sina Akşin bunun bende üslubu olduğunu, Mustafa Kemal'in bu taktikle padişah ve ona bağlı olanları mümkün olduğu ölçüde ürkütmemeyi amaçladığını yazar. Padişah adına Anadolu'daki direnişin karşısına dikileceklere karşı peşin olarak bir savunma silahına sahip olmak istediğini belirtir. Mustafa Kemal bu taktiği milli mücadele boyunca uygulayacaktı. Mustafa Kemal Paşa Erzurum vilayetine yolladığı dilekçede istifası hakkında bilgi verdi. Bütün kol ordulara ve Osmanlı Genelkurmayına telgraflar gönderdi. Bu telgraflarla yazdıklarını bir genelge haline getirdi. Tüm askeri ve mülki birimlerle birlikte milli cemiyetlere ve bütün ülkeye ilan etti. Hiçbir unvan kullanmadan imzaladığı bu genelge şöyleydi: "Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak ve Yunan ve Ermeni emellerine kurban etmemek için açılan Mücahede-i Milliye uğrunda milletle beraber serbest surette çalışma, resmi ve askeri sıfatım artık mani olmaya başlamıştı. Bu mukaddes gaye için milletle beraber nihayete kadar çalışma mukaddesatım namına söz vermiş olduğum, cihetle pek aşık olduğum yüce askerlik mesleğine bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra mukaddes milli gayemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere sine-i millette bir ferdi mücahit suretiyle bulunmakta olduğumu tamimen arz ve ilan ederim." İstifasını 1927'de okuduğu nutukta şöyle değerlendirecekti: "Bu tarihten sonra resmi sıfat ve salahiyetten soyutlanmış olarak milletin şefkat ve civan mertliğine güvenerek ve onun bitmez feyiz ve kudret kaynağından ilham ve kuvvet alarak vicdani vazifemize devam ettik." Ne var ki bu süreçte de sıkıntılar eksik olmadı. Rauf Orbay, Kazım Karabekir ve İsmet İnönü'nün hatıralarında anlattığı, Falih Rıfkı Atay'ın da Çankaya adlı kitabında yazdığı bir olay istifadan sonraki ilk sıkıntılı gelişmeydi. Samsun'a Mustafa Kemal'le gelen ekipte bulunan ve onun karargahında kurmay başkanı olarak görev yapan Albay Kazım Dirik, istifadan sonra Mustafa Kemal'in odasına gelerek şunları söyledi: "Paşam, siz askerlikten istifa ettiniz. Benim bundan sonra emrinizde bu vazifeme devam imkanım kalmadı. Evrakı kime teslim edeyim?" En yakınındaki arkadaşlarından birinin bu hali onu fevkalade sarstı. "Ya öyle mi efendim? Peki efendim." demekle yetindi. Albay Kazım ayrıldıktan sonra Mustafa Kemal yanındaki Rauf Bey'e dönüp şunları söyledi: "Rauf, gördün mü? Devlet makam ve mesnedinin kıymetini gördün mü?" Bu tablo onun ünvan, rütbe ve üniformaya neden çok önem verdiğini de izah eder. Rauf Bey bazı iyimser sözler söylediyse de durum hakikaten moral bozucuydu. O sıkıntılı anlarda Kazım Karabekir Paşa'nın arkasında bir bölük süvari askeriyle gelmekte olduğu haber verirdi. Karabekir Mustafa Kemal'i tutuklamak için mi geliyordu? Ağır bir endişe oluştu. Sonrasını İsmet İnönü anılarında şöyle anlatır: "Heyecanla bekliyor. Karabekir Paşa'nın niçin geldiğini bilmediğinden şüpheli ve kuşkulu bir haldedir. Fakat bu hali mahiyetindekilere hissettirmemeye çalışıyor. Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın bulunduğu odaya giriyor, onu askerce selamladıktan sonra kendisinin kol ordusuyla beraber emrinde olduğunu, vereceği bütün emirlerin yapılacağını bildiriyor. Mustafa Kemal'in Anadolu'da hatırında kalan en heyecanlı hadise budur. Çünkü mizaçları ve zihniyetleri bakımından Karabekir Paşa ile kendisi öteden beri birbirinden uzak kalmışlardır. Mustafa Kemal Paşa bana Kazım Karabekir Paşa'nın bu hareketinden çok teşekkür ve minnet hisleriyle bahsetti. Kazım Karabekir Paşa'ya çok müteşekkir olduğunu söyledi." Karabekir'in bu davranışıyla adeta kara bulutlar dağılmış, moraller yükselmişti. Fakat kumandanların önlerinde daha birçok sorun vardı. 23 Temmuz'da toplanacağı ilan edilmiş olan Erzurum Kongresi'nde üniformasını çıkarmış, padişah yaverliğinden ayrılmış Mustafa Kemal'e delegelerin tavrı ne olacaktı? Mustafa Kemal'in yerine 3. Ordu Müfettiş Vekilliğine atanacak olan Karabekir'in tavrı değişecek miydi? Gittikçe kızışmaya başlayan Bolşevizm ve Amerikan mandası mevzuları,
Erzurum ve Sivas'ta nasıl tartışılacak? Mustafa Kemal'in bu konulardaki yaklaşımı ne olacaktı? Hepsi gelecek bölümde.